Vücutta birçok görevi bulunan karaciğerin hasar görmesi durumunda çeşitli hastalıklar ortaya çıkar. Ancak bu hastalıkların belirtileri ilk aşamada kendini göstermez. Çeşitli belirtileri vardır. Bunlar karaciğerde sorun olduğunun işaretleridir. Bunları gördüğünüzde ihmal etmeden bir uzmana danışmanızda büyük yarar var. Sizde de birazdan aktaracağımız belirtiler varsa mutlaka tedavisine başlayın. Hazırsanız şimdi detaylara başlayalım. Karaciğerin görevi öncelikle nedir sorusunun cevabına bakalım. Karın boşluğunun sağ üst tarafında yer alan karaciğer, vücutta bulunan en büyük organdır. Karaciğer aynı zamanda bir salgı bezidir. Hem genişleyebilen hem de kendini yenileme özelliği bulunan karaciğer, birçok önemli yaşamsal fonksiyon üstlenmektedir. Oldukça önemli bir organ olan karaciğerin başlıca görevleri şunlardır. Protein sentezlemek, yağları sentezlemek ve depolamak, karbonhidrat depolamak ve salmak, safra yapmak, üre yapmak, bazı ilaç ve maddeleri vücuttan uzaklaştırmak ve pıhtılaşma faktörlerini sentezlemek. Şimdi gelelim merak ettiğiniz sorunun cevabına. Karaciğerimizde şayet sorun varsa şu belirtiler ortaya çıkabilir. Kabızlık, ishal ve bağırsak kanaması. Kabızlık ve ishale bağlı olarak bağırsak kanaması görebilirsiniz. Böyle bir durum yaşıyorsanız karaciğerinizde sorun olabilir. Karın ağrısı. Bu ağrı genellikle karaciğerin olduğu bölgede, yani göğüs kafesinin sağ üst çeyreğinde meydana gelmektedir. Karaciğer doğru çalışmadığı zaman bu bölgede hastalık ya da ağrı olabilmektedir. Cilt kaşınmasında artış. Cildiniz dokunmaya karşı aşırı hassaslaşabilir, kaşınabilir ve döküntüler meydana gelebilir. Vücudunuzun damarlarının daha da belirginleştiğini fark etmekle birlikte sık sık morluklar görebilirsiniz. Karaciğerdeki sorun doğru bir şekilde tespit edilip tedavi edilmediği sürece cilt hassaslığı ve kaşınma büyük ihtimalle iyileşmeyecektir. Ödem. Özellikle de ayak ve ayak bileklerinde görülen ilk belirtilerden biri ödemdir. Lenfatik hastalık, kalp yetmezliği ve hormonal dengesizlik ödemin nedenlerinden bazılarıdır. Ödemin gerçek sebebini öğrenmek için mutlaka bir doktora danışmanız gerekiyor. Karın bölgesindeki değişiklikler. Karnınızın alt kısmında kramp ya da ağrı hissediyorsanız bunun sebebi karında su birikmesi ya da karaciğer hasarı olabilir. Karaciğer hasarının en erken semptomlarından biri karın boşluğunda sıvı toplanmasıdır. Bu semptomlardan birine sahip olan hastalar mutlaka doktora danışmalı. Bir başka belirti, sarılık. Gözlerinizdeki, parmak uçlarınızdaki, dilinizdeki ve cildinizdeki sararma sarılığın göstergesi olan belirtilerdir. Bu hastalık genellikle bilirubininin vücut dokusunda ve kan dolaşımında artmasıyla ortaya çıkar. Eğer bu semptomlara sahipseniz, safra kesesi veya pankreas sorunları da yaşıyorsunuz demek olabilir. Dışkı rengindeki değişiklik. Dışkı renginin değişmesi, karaciğerin yeteri kadar safra salgılayamaması sonucu meydana gelir. Dışkı rengi normal ve sağlıklı olan kahverengi yerine gri, kil rengi veya soluk sarı halinde görülebilir. Zaman zaman dışkı renginde değişiklik gözlenmesi normaldir. Ancak sık oluyorsa mutlaka bir doktora danışmanızda yarar var. Bir başka belirtisi, idrar renginde değişiklik. İdrar rengindeki değişim, böbrek hasarının bir belirtisidir. Yeteri kadar su içmeniz durumunda bile idrarınızın hala turuncuya yakın koyu bir rengi varsa, bunun potansiyel nedeni kan dolaşımındaki bilirubininin azalmasıdır. Sindirim sorunları. Karaciğerin bu kadar önemli bir organ olmasının bir nedeni de besinleri sindirmeye yardım eden safrayı desteklemesi. Karaciğerin iflası durumunda hazımsızlık ve ishalde artış görülür. Safra taşları, kabızlık, karındaki şişlik, alkole dayanıksızlık, yağlı yemeklere dayanıksızlık ve hassas bağırsak sorunu safranın düzgün üretilmediği durumunda ortaya çıkmaktadır. Bir başka belirti, iştahsızlık. Yemeklerdeki yağ sindirime yardımcı olan safra üretiminin yetersizliği iştahsızlığa yol açar.
Besinlerin düzgün sindirilememesi durumunda fazla kilo kaybı ve iştah kaybı ortaya çıkar. Uzun süre bu semptomlara sahip olmanız halinde bir doktora gitmeniz şart. Genel güçsüzlük ve yorgunluk hali. Sürekli yorgun ve güçsüz hissetmek, karaciğer hasarının en bilinen işaretlerinden biri. Karaciğer sağlıklı olmadığında, vücut gereğinden daha fazla çalışmak durumunda kaldığı için dinlenme ihtiyacı aynı oranda artar. Ve mide bulantısı bir başka belirti. İstifra etmek ve mide bulantısı, karaciğer probleminin yaygın özelliklerinden biri. Depresyon, erken hamilelik, yol tutması, baş dönmesi, yemek zehirlenmesi ve migren bu iki duruma neden olabilir. Karaciğer toksinlerden kurtulamadığı için bu durumdaki hasarlar genellikle çok sık mide bulantısı yaşatır. Şimdi gelelim bir başka önemli sorunun cevabına. Karaciğer yetmezliği neden olur? Karaciğer yetmezliğinin bilinen birçok nedeni vardır. Hepatit A, B, C, E gibi viral hepatitler, Wilson hastalığı, gebeliğin akut yağlı karaciğeri, galaktozemi, tirozinemi gibi metabolik hastalıklar, toksik ilaç kaynaklı nedenler, sepsis, çoklu organ yetmezlikleri, yaban mantarı, alkolik ve alkolik olmayan karaciğer yağlanmaları olarak bilinmektedir. Karaciğer yetmezliği nedeni bilinmeyen olarak da görülebilir. Karaciğer yetmezliği her insanın başına gelebilecek bir hastalıktır. Hastalıktan korunmak için bazı önlemler almanız gerekir. Peki bunlar nelerdir? Türkiye'de karaciğer yetmezliğine neden olma riski taşıyan viral hepatitlerden hepatit A ve B aşıları ilköğretim ve orta öğrenim dönemlerinde uygulanması zorunlu aşılardır. 2020 tarihinde yapılan düzenleme ile bu aşılar artık aile hekimliği birimlerinde uygulanmaya başlanmıştır. Hepatitler kan ve salgılar aracılığıyla da bulaşım yapabilir. Bu nedenle kişisel bakım ürünleri kimseyle paylaşılmamalı. Başkalarının kan ve vücut sıvılarıyla temastan kaçınılmalı ve korunmasız cinsel ilişkiye girilmemeli. Toksik ilaç kaynaklı karaciğer yetmezliğinden kaçınabilmek için özellikle asetaminofen içeren ilaçları kullanırken ilacın önerilen dozlar kesinlikle dikkate alınmalı. Hali hazırda karaciğer hastalığı bulunan kişilerin herhangi bir miktarda bu ilacı almanın güvenli olup olmadığını sağlık uzmanına danışması gerekir. Uzun süreli alkol kullanımının da karaciğer yetmezliğine yol açtığını asla unutmayın. Yaban mantarının zehirli olan türüyle güvenli olan türünü ayırt etmek zor olduğundan dolayı yaban mantarından uzak durun. Obezite birçok hastalığın tetikleyicisi olduğu gibi alkolsüz karaciğer yağlanmasına ilerleyen dönemlerde de karaciğer yetmezliğine yol açabilir. Bu sebeple sağlıklı bir beslenme ve ağırlığa sahip olmak önemli. Peki karaciğer kanseri kimlerde görülür? Hepatit B ve hepatit C'li veya sirozlu hastalarda gelişen karaciğer tümörleri genellikle erken dönemlerde belirti vermeyebilir. Ülkemizde hepatit B ve hepatit C sık görülen hastalıkların başında gelir. Hepatit virüsünün varlığı karaciğer kanseri gelişimi için de önemli bir risk faktörüdür. Peki karaciğer kanseri hangi yaşlarda daha sık görülmektedir? Karaciğer kanseri tanı yaşı ortalama 62'dir. Karaciğer kanseri tanısı konan hastaların %90'ından fazlası 45 yaşın üzerindeyken %3'ü 35-44 yaşlar arasında ve %3'ten azı ise 35 yaşından gençtir. Videomuzu burada noktalıyoruz. Lütfen başkalarının da yararlanabilmesi için videomuzu beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Hoşça kalın.